DNA replikasyonu ile ilgili. Bir önceki videoda öncü iplikler, gecikmeli iplikler ve diğer enzimatik aktörler hakkında bir hayli ayrıntıya girmiştik, hatırlarsınız. Ama tüm bu sürecin belki de en şaşırtıcı özelliğine hiç değinmedik. Yani sürecin gerçekleşme hızına ve hassasiyetine. Geçen videoda bahsettiğimiz üzere burada olup bitenler insana çok karmaşık geliyor. Mesela sarmalları açan topoizomeraz var değil mi? İplikleri birbirinden fermuar gibi ayıran helikaz var. Değil mi? Efendim söyleyeyim. Sadece 5 üssü 3 üssü yönünde çalışabilen polimeraz var. Polimerazın işe başlayabilmesi için bir primere ihtiyaç var demiştik. Çünkü o zaman ancak o zaman nükleotit bağlamaya başlayabiliyordu. Gecikmeli iplikte ise 5 üssü 3 üssü yönünde nükleotit ekleyebilmek için bir RNA primerine ihtiyaç vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sonuçta da bu Okazaki parçaları e, oluşuyor, meydana geliyordu. Ve unutmayın bu öğelerin birer beyni yok. Bunlar bilgisayar değil. Tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyor değiller. Tüm bunlar kimya sayesinde gerçekleşiyor. Kimya sayesinde birbirlerini bulup doğru şekilde reaksiyon gösteriyorlar ve ortaya bu inanılmaz süreç çıkıyor. Şimdi söyleyeceğim şeyden sonra şaşkınlıktan ağzınız açık kalacak. Çünkü bu süreç inanılmaz bir hızda gerçekleşiyor. DNA polimerazın en azından E. coli bakterisinde saniyede bine yakın baz çifti işleyebildiği ölçülmüş. Benim gördüğüm sayı sanırım saniyede 700 baz çifti gibi bir şeydi. Polimeraz. Bunu yazalım. Polimeraz. Çünkü yazılmayı hak ediyor. Gerçekten hayret verici hücrelerimizin içindeki makinelerin ne kadar mühteşem olduğunu insana hissettiriyor. Bu arada bu hız değişebiliyor, artabiliyor veya azalabiliyor. Ama gözlemlenen hız şöyle. Saniyede, yazalım bak, saniyede 700 artı bas çifti hızında. Bunun bu diyagramdaki karşılığı, en azından bizim algı çerçevemizde polimeraz bu fermuarı böyle bir hızla kapatıyor bir saniye kulağa çok kısa bir zaman dilimi gibi gelebilir. Ama moleküler boyutta bu öğelerin oraya buraya koşturup işlerini yapabilmesi için yeterli bir süre. Şimdi aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Süreç bu kadar hızlı işlediğine göre bir yığında hata oluşuyordur ve çok sayıda hatanın oluşması biyoloji söz konusu olduğunda hiç de iyi bir şey değil. Çünkü DNA'larımız hayatımız boyunca sürekli replike oluyor. Bir noktada hatalar öyle bir boyuta ulaşabilir ki hücrelerimiz işlev göremez hale gelebilir. Merak etmeyin bu çok hassas ve isabetli bir süreç. Polimeraz ilk geçişinde bile hata oranı, yani polimerazın ilk geçişinde bile hata oranı, bunu da yazayım çünkü tek başına muhteşem bir olay. Her 10 üzeri 7 işlemde bir hata. Yani 10 milyon nükleotitte sadece bir hata arkadaşlar. Bu çok düşük bir hata oranı gibi gelebilir ama DNA'mızda milyarlarca nükleotit bulunduğunu unutmayın. Bu bile büyük bir hata oranı demek. Fakat polimeraz bir kez de geri dönüp düzeltme yapabiliyor ki, yapıyor yani, yapıyor ki hatalar kalıcı olmasın. Hata düzeltme süreci tamamlandığında hata oranı 10 üzeri 9 nükleotitte bire iniyor. Yani bu süreç inanılmaz derecede büyük bir hızla gerçekleşiyor. Saniyede 700'den fazla ya bine yakın hatta bas çifti hızında ve özellikle düzeltme aşamasından sonra hata oranı her 1 milyar nükleotitte bir oluyor. 1 milyar nükleotitte bir. Yani süreç oldukça hızlı ve hassas. Umarım hücrelerimizde sürekli olarak gerçekleşen bu sihri artık daha iyi takdir edebiliyorsunuzdur. Elinize bir bakın ve düşünün. Şu an bile siz videoyu izlerken vücudunuzun çoğu hücresinde bu süreç gerçekleşiyor.